Evet. Şimdi görüyorsunuz sevgili testmen sayfası izleyicilerimiz. Yapmak istediğimiz nedir? Toyota Corolla 2012 model aracımız için şu görmüş olduğunuz modül sayesinde aynaları otomatik olarak kumanda üzerinden kapatıp açma fonksiyonunu devreye alacağız. İlk önce şu yandaki bu plastik aksamı söktük. Zaten kolay, basit bir yöntemle çıkıyor. Şimdi şuradaki soket sayesinde bu parçayı takacağız. Akabinde şu bölümü söküp buradan da şu ayna açma kapama kontrol mekanizmasını bu cihaza bağlayacağız. Yine tek bir video çektiğim için videoları ara sıra kapatıp açabiliyoruz. O yüzden kesinti olursa bundan dolayıdır. Birazdan devam edeceğim. Evet, sökmeye ne yazık ki devam ediyoruz. Normalde şu torpido, küçük torpidoyu söküp buradan çalışmayı düşünmüştüm ama onu çıkartamadım. Onun yerine şu plastik çok daha kolay geliyor. Sadece şuradan çeltiğini, hani şu kullanmış olduğumuz parçayı şöyle tutup çektirdiğiniz zaman çok daha hızlı çıkıyor. Bu yüzden bu şekilde çalışacağız. Nasıl çalışacağız? Şuradan bir kabloyu, yani gösterelim hemen şu kabloyu. Bu kablo bu cihazın kablosu. Şöyle gösterelim. Şu anki ayna ve diğer kontrol mekanizmalarını şu dişi olan bölüm, şu bölüm ne yazıyor üstünde? S01013. Buna takacağız. Buradan da aşağıya bu yan tarafta paneli bir yere bu modülü monte edeceğiz. Şu modülü. Burada sadece 3 tane kablo var. Çok önemli olan. Ben de açıkçası ilk defa montajını yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 12 volt artı şu eksi ve açma kapama kilit anlamına yarayan şu gri parça. Şu soketi zaten görmüş olduğunuz şu soketi hazır bir soket. Şuraya direkt şunu takıyoruz. Yani bu yonca demetini bu parçaya aktarmış oluyor. Birazdan göstermeye devam edeceğiz. Evet, şu anda görmüş olduğunuz LR mirror ve ayna olan tuşu şuradan
şu başındaki çeltiye bastırarak çekmeniz yeterli. Şu parça. Çünkü bu kısmı birazdan buna takacağız. Ve kontrolü artık tamamen bu parçaya aktarmış olacağız. Evet, ne yaptık? Şimdi kontrol mekanizmasının kablosunu çıkartıp bu cihazın kablo demetinin dişi olan kısmına taktık. Ve sonra da onu bu parçamıza taktık. Şu anda sadece boşta kalan parçamız şu. Onu da tekrardan şu söktüğümüz noktaya tekrardan takacağız. Ve geriye kalan sadece şu 3 parça. Hemen gösterelim. Artığı pembe olan, eksi yeşil olan ve şu gri olan parçada kilit, kumandadan kilit açma ve kapatmak için fonksiyonel tuşumuz, kablomuz. Onu da şuradaki kablo demetinden bulacağız şimdi. Bakalım hangisi. Aslında 10 metre olsaydı daha kolay bulurduk ama daha önceden izlediğim videolardaki elimde kalan parça ile bunu şimdi deneyeceğim. Şimdi kablo bağlantılarımız tamam. Yani üst kısım tamam. Sadece şu artı eksi ve kilit mekanizmamız kaldı ve bu parçayı gizleme kaldı. Biz bunu nereye yapacağız? Hemen size gösterelim. Şu bölümde arabanın iç kısmında, şu yani torpidonun iç kısmında kapak kısmı boş, çift taraflı bant ile şimdi bunu oraya yapıştıracağız. Evet. Değerli takipçilerimiz, şimdi ne yaptık? Modülümüzü görebiliyorsunuzdur. Şu modül çift taraflı bantla sanırım şase direği, şase direğine, torpidonun iç kısmındaki şase direğine onu yapıştırdık. Şu diğer soketlerini gösterelim. Şu soket ve hemen şu soket. Bu şekilde bu bağlantılarını tamamlamış olduk. Bu hangi modül? Hemen dıştan gösterelim. Bu modül. Şimdi ne kaldı? Alt kısımdan şuradan gösterebiliyor muyuz? Evet, şu kısımdan 3 kablomuz çıktı. Sadece 3 kablomuz kaldı. İşte artı, eksi ve şey, kilit açma kapama. Aynayı hareket ettirmek için. Onları da birazdan şu görmüş olduğunuz modüllerden bulup artı eksi ve kapı açma kilidini diye parçalarımızı gösterelim. Gerçi birazdan yaparken göstereceğiz. Onlara kesmeden ek yapacağız. Evet. Değerli dostlar. Şu görmüş olduğunuz gri artı. Artımızı buna vereceğiz. Şu artı. Şu görmüş olduğunuz yeşil açma. Şu görmüş olduğunuz turuncu. Bu da kapatma kilit. Şimdi birazdan eklerini yapıp tekrardan videoyu göstereceğim. Evet, ne yaptık? Hemen bir kısa gösterelim. Şu görmüş olduğunuz artı, şu görmüş olduğunuz açma. Bir de kilit tuşunu bağlayacağım. Gayet basit. Var olan son konnektör, bunun konnektörden çıkan kabloyu bu soketin içine, diğer parçayı da bu soketin içine ve en son bunu yapmanız gereken şöyle penseyle sıkıştırmak ve akabinde de şu kapağı şöylece tık sesini duyana kadar kapatmak. Genel görünümü böyle olacak. Bir kablomuz kaldı. Onu da hemen yapıyorum. Bu binada bir kattan yukarı çıkar gibi gelmiş. Değil mi? Evet değerli dostlar, şu anda açma, kapama ve otomatik kilit mekanizmasının hepsini, soketlerini de taktım. Bantlama işini de yaptım. Şimdi soketi yerine takıp denemesi kaldı bir tek geriye. Şöyle göstereyim. Evet, soketimizi yerine de taktık. Şimdi bu kablolu demetlerini ve kalan kabloları yerine taktıktan sonra bu plastiklerimizi de yerine oturtacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, an itibariyle montajımız bitmiştir. Şu anda kapalı konumda. Hemen açmayı deniyoruz. Bir kez açma, kilit tuşuna basmamız yeterli. Sağ sol. İki tarafta. Bir daha deniyorum. Kapatma. Bir de yakın markajdan deneyelim. Tek tuş. Açma ve kapama. Bir kez daha test ediyorum.
kaydımızı yapalım. Evet. Kapatma. Diğer tarafı da gösterelim. Açma. Evet değerli takipçilerimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Toyota Corolla 2012 aracımıza bir özellik daha kazandırdık. Envanterimizde ne var? Double tape. Hız sabitleyici lakin çalışmadı. Ve tabii ki şu anda aynalarımız oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.